Mahşete hoş geldiniz. Bugün İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki metro polemiğiyle başlayıp altılı masa elbette en önemli gündem bu. Altılı masada umut veren satırlara bakacağız. En dikkat çekici satıra dikkatinizi çekeceğim ve üçüncü konu olarak da HDP ile PKK ya da Demir Taşla PKK HPK açıklaması arasında ki farklara ve iki açıklamanın ortaya koyduğu isim vermeden polemi dikkat çekeceğim. Bütün bunlar elbette seçime gidilirken ki şurada artık 7-8 ay var. Zamanında seçime gidilirse 8,5 ay var. Tam anlamıyla seçim satımı haline girmiş bir ülke söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bildik manzaralar var. Onları değerlendirmeyeceğim. Muhalefet partileri Erdoğan'ı orada Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorlar. Kimi ayağa kalkıyor, kimi kalkmıyor, kimi alkışlıyor, kimi alkışlamıyor. Orada değilim. Buraları geçtik. Bu konuda söylenecek şeyler de söylendi. Bundan sonra ne yapılabilir? Önümüzdeki 6-7 ay, hele şu 3-4 ay son derece kritik ki yılbaşına kadar artık adayın, özellikle Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayın belli olması icap ediyor. Bu toplantıda bununla ilgili bir işaret belki söz konusu olabilirdi ama sadece dolaylı açıklamalarla yetinildi. Belli ki yılbaşına kadar bu beklenecek ama altılı masanın ortaya koyduğu irade önemli. Şimdi karşınızda nasıl bir cum Cumhurbaşkanı var? Onu anlamak açısından İstanbul'daki son metro açılışında çekilen kareleri dikkatinize getiriyorum. İşte Erdoğan metro vagonunun önünde böyle bir poz verdi. Vagonun önünde bir e, görüyorsunuz şey var. E, böyle yapıştırılmış üstüne vagonun önüne işte Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı halkımıza hayırlı olsun. Üstünde de Ulaştırma Bakanlığı'nın logosu var vesaire. Şimdi normalde vagon bu yani vagonda esasen büyük şehrin logosu var ama Erdoğan bunu ustaca veya Erdoğan'ın ekibi neyse ustaca kapatmış ve vagonu, metroyu neyse kendilerine mal etmişler ki Buna İmamoğlu karşı çıktı ve Erdoğan'ın birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor lafına metro hattının maliyeti İstanbul Büyükşehir tarafından karşılandı diye Twitter'da cevap verdi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erdoğan'la arasındaki polemik, metroyu gerçekte kim karşıladı, Erdoğan niye böyle yapıyor falan burada değilim. Şimdi karşınızda böyle bir model var. Karşınızda daha dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında işte tarafsız cumhurbaşkanı falan herkes ayağa kalksın herkes alkışlasın falan beni. Ben hepinizin cumhurbaşkanıyım diyen biri var meclisin ilk gününde. Bir gün sonra gittiği metro açılışında da işte bunu biz yaptık. Birileri kendine mal ediyor falan diyen biri var. Yani ayrıştıran, bölen, parçalayan biri var. Siz ne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya çıksanız da o metro bizim biz yaptık bunu bu halkımızın kaynaklarıyla yapıldı falan dese de Gene aynı kişi muhatap olduğunuz kişi halkın kaynaklarıyla yapılan işleri kendine mal ediyor. Yani karşınızdaki model bu. Yani işine geldiğinde AKP şapkası takıyor, işine geldiğinde Cumhurbaşkanı şapkası takıyor, işine geldiğinde Cumhurbaşkanı olarak kendisine saygı bekliyor ve kendine yönelik siyasi eleştirileri bile Cumhurbaşkanı hakaretten, Cumhurbaşkanı hakaretten dava konusu yapıyor. İşine geldiğinde de partili cumhurbaşkanı oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gömüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni gömüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Orada zaten fotoğrafta güncel. Hemen sağında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday gösterdi ama kaybeden, iki kere kaybeden Binali Yıldırım var. Şimdi bunu hazmedememiş bir model var karşınızda. AKP iki kere seçim kaybetti. Biri 2015'te 7 Haziran'da seçimi kaybetti. Ama ondan sonra ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İkincisi 2019'da büyük şehirleri kaybetti. Ve e, özellikle İstanbul'u kaybetmesi büyük bir travma ve bunu atlatabilmiş değil. Karşınızda böyle bir model var ve bununla mücadele ediyorsunuz. AKP'liler Elbette MHP ile ittifakı içine sindirebiliyor değiller ama başka türlü çoğunluğu sağlayamıyorlar. Başka türlü mecliste bir varlık ortaya koyamıyorlar. Yine Erdoğan devletin tüm imkanlarıyla bastırdığı halde hala öne geçebilmiş. Hala %50 artı 1'i yakalayabilmiş değil. Bundan sonraki süreçte de yakalamasına imkan ihtimal verilmiyor. Haliyle muhalefeti bölmeye çalışıyor. Daha evvel sahir defalar ...dile getirdiğimiz konunun tekrar e, üzerinden geçmek istemiyorum. Altılı Masa'nın 2 Ekim toplantısı önemliydi. Bu kare Cumhuriyet Halk Partisi'nde çekildi. Altı lider, CHP'nin ev sahipliğinde, Şubat'ta başlayan e, toplantı silsilesinde ilk tur bitti. Her ay bir liderin ev sahipliğinde toplanıyorlardı alfabetik sırayla. Yani partilerin alfabetik dizilimine göre... O bitti. Sonra bir iki ay yaz tatili verdiler. O arada yığınla tartışma oldu. Polemik oldu. Partilerin ikinci adamları, üçüncü adamları birbirlerine girdiler. Polemikte birinci adamlar veya birinci insanlar diyelim. Adam deyince de cinsiyetçi bir yaklaşım gibi algılanabilir. Dil alışkanlığı buna verin. Partilerin genel başkanları düzeyinde de ekranlarda polemikler oldu. 2 Ekim toplantısına gözler çevrilmişti. Acaba buradan nasıl bir açıklama çıkacak? Çünkü daha önce yapılan açıklamalar gerçekten sadre şifa niyetinde veya kabilinde açıklamalardı. Bir şey yoktu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında şu anda olmayan, Cumhurba yani önümüzdeki seçimlerin ardından olacağı vaat edilen ikinci, üçüncü etap bir gelişmenin e, üzerinde duruluyordu. Bu defa öyle olmadı. Ve bu defa güçlü bir açıklamaya imza atıldı. Onun için Şubat'tan beri en iyi açıklama diye yazdım altta. Şimdi açıklamaya baktığınızda okursunuz. Zaten hızlıca göz atmanız da mümkün ben ekrana getirdiğimde. Temel ilkeler hedefler doğrultusunda kararlılıkla altılı masa devam ediliyor dendi. Ve buna benzer pek çok satırlarda var. Yani altılı masa bozulmuş değil çatlamış değil biz devam ediyoruz vurgusu var. Adaleti tesis etmek ülkenin bir numaralı sorunu Bu bunun altı çizilmiş. Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, İşte bu da bütün eleştirilere bir cevap niteliğinde. Biz farklıyız, farklı partileriz, farklı politikalarımız var, farklı söylemlerimiz var, farklı hassasiyetlerimiz var ve önceliklerimiz var. Fakat şu anda çok hassas bir süreçte Türkiye'de bütün ne bileyim çiviler çıkmışken, vidalar gevşemişken bunlara bakacak halimiz yok. Farklılıklarımıza bakacak halimiz yok vurgusu var. O arada altılı masa olarak bir geçiş süreci yol haritasında çeşitli komisyonlar kurulacağı, anayasal, yasal reform komisyonu, kurumsal reform komisyonu, seçim güvenliği komisyonu gibi. Yine ortak çalışma grupları, hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, ekonomi, sektörel, bölgesel konular, bilim, teknoloji, eğitim, öğretim. Yani bir tür Gölge bakanlıklar ihtisas edilecek gibi görülüyor. Bu çalışma gruplarıyla. Bu çok geç kalmış bir şey. Keşke hemen her konuda bir gölge bakan veya gölge bir ekip neyse ortaya çıksaydı. Ulaştırma politikalarında, eğitim politikalarında, dış işlerinde filan. Bu Batı ülkelerinde, özellikle Avrupa'da son derece yaygın. Yani İngiltere'den örnek vereyim. İngiltere'de ana muhalefet partisinin gölge bakanları var ve bunlar deklar edilmiş bakanlıklar. Eğitimle ilgili bir konu örneğin BBC'de gündem olduğunda Eğitim Bakanı'na mikrofon uzatılıyor. Daha sonra da Gölge Eğitim Bakanı'na yani ana muhalefet partisinin işçi partisinin şu anda Gölge Milli Eğitim Bakanı'na mikrofon uzatılıyor. Ve o canlı yayınlarda ağırlanarak gazetelerde görüşlerine başvurularak onun görüşleri de değerlendiriliyor ve Gölge Bakan deniyor. Yani bunun bu şekilde deklare edilmiş ve bu şekilde çalışan bir ekiple beraber çalışan bakanlar var muhalefette bakanlar var yani. Şimdi halkın gerçeklerinden tamamen tamamen kopmuş siyasi iktidar diyor. Bu paragrafta bütün dönen hikayeyi Türkiye'deki sıkıntıların sıkıntıları izliyoruz, görüyoruz ve farkındayız paragrafı. İşte borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaş zengin edildi deniyor. Çok çok güncel, güncel bir mesele. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere gidiyor deniyor işte kamuda 4-5 maaş alanlar var lüks yani dönen hikaye dönen rahatsızlıklar özellikle sosyal ağlarda şikayet konuları itiraz konuları hepsini biliyoruz hepsini izliyoruz hepsini görüyoruz vurgusu var 6 lider tarafından özellikle bu 6 liderden ikisi üçü sahada ve sürekli olarak vatandaşla görüşerek bu şikayetleri alıyorlar bir KHK vurgusu yok KHK'larla hakları ellerinden alanlar onların durumu ne olacak? Onunla ilgili açık bir satır yok ama işte adaletin tesisine havale ederek herhalde onu geçiştirmişler. Şimdi yine ikinci sayfanın ilk paragrafında da dış politikadan, milli güvenlik konularından filan bahsediliyor. Milliyetimiz müsterih olsun, toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar her gün ağırlaşıyor bu sistemde. Hepsine farkındayız vurgusu var ve son olarak kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki diyerek esasen bu bölümde son bölümde 3 madde var. O 3 madde ilgili söylenecek lafları önceki satırlarda söylemiş olmalarına rağmen bir kere daha altını çiziyorlar. İlk madde önemli. Altılı masa hedefine emin adımlarla ilerliyor. Göstereceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayı ülkenin 13. cumhurbaşkanı olacak diyerek altını çizmişler. Yani herhangi bir çatlak yok, herhangi bir işte surda gedik yok. Birlikte çalışıyoruz. Emine de adımlarla yürüyoruz ve adayımız, ortak adayımız ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olacak deniyor. Demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistem ikinci sıraya düşmüş. Yeni bir yeni yönetim anlayışı, işte inanç, kimlik, dünya görüşü, yaşam tarzı sebebiyle kimsenin ötekileştirilmemesi filan, kamuda israfa son verilmesi gibi filan daha öncesinde sıralanan satırların bir kere daha belli başlı yeni satırlarla revize edilmesiyle güçlü bir vurgu yapılmış. Ama en son satıra dikkat. Liderlerin imzaları da var. En son en son satırda yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa vurgusu var. Evet. Şu yeni bir inşa özellikle sarı ile belirttiğim son cümlede. Son üç kelime bu. Yeni bir inşa. Evet artık sistem, devlet, mekanizma neyse ne derseniz öyle çöktü ki öyle yerle bir edildi ki bunun yeniden inşa edilmesi lazım. Yani e, revize edilerek, bir takım yasal değişikliklerle, anayasal değişikliklerle, bir takım rötuşlarla ve restorasyon dediğimiz güzel bir kelimedir restorasyon ama onu kaldıracak bir yapı da yok. Yani bir binayı restore edebilirsiniz ama bina hepten çürümüşse, hepten bitmişse o binanın artık yıkılıp, silinip yeniden yapılması, yeniden inşaatılması inşa edilmesi gerekir. Yeniden temellerin atılması icap eder. O açıdan önemli vurgular bunlar ve bana göre altılı masanın birlikte devam, farklılıklar, zenginliğimiz vurgularından öte en önemli vurgusu bu. Yeni bir inşa. Yeni bir başlangıç, yeni bir inşa. Hadi bakalım diyoruz. Umut verici bir gelişme bu. Fakat mühim bir sınav başlıyor. Tabi son bir, bir buçuk ay ciddi polemikler oldu ve altılı masayı sarsan Hatta masa altından masa etrafındaki partililerin birbirini tekmelediği polemiklere tanık olduk. Çeşitli laflar, çeşitli söylemlerle, gazete köşelerinden, çeşitli gazetecilere konuşularak filan. Şimdi tekrar bu 2 Ekim toplantısından sonra önümüzdeki aya bakacağız ve bakalım bu sınavı atlatabilecek mi ve önümüzdeki 2-3 ayı sarsıntısız her kafadan bir ses çıkan politikalarla mı? Yoksa böyle birlik politikalarıyla mı götürecek? Birlikte göreceğiz. Ayda bir kere değil ayda iki kere toplanması öngörülmüş. Böyle olursa yılbaşına kadar bir tur daha bitmiş olacak ki dediğim gibi seçime 7-8 ay en fazla kaldığı şu süreçte ayda iki değil belki her hafta toplanmaları icap eder. Kimseye tatil yok. O arada Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye saatiyle sabah 9'da Halk TV'ye çıkıp muhtemelen bu son Altılı Masa e, toplantısından çıkan kararların yorumunu, tefsirini yapacak. Onu da, onu da izleyeceğiz. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu tweet'i çokça konu oldu. Eylül ayının son günü attı. Özellikle af konusunda e, titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidarla konuşmaya hazırız. E, tweet'i önemliydi. Fakat bu tweet'te çok talihsiz bir ifade var. O da terör suçlarının kapsam dışı bırakılması. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen terörist misin? de bunu savunuyorsun. Hayır fakat şu anda e, Türkiye'de Türkiye'de 6,5 milyon insan terör soruşturması altında. İçeri girip çıkan var, yurt dışı yasağı konan var, e, hakkında soruşturma devam eden var, hakkında herhangi bir soruşturma veya dava kalmadığı halde görevlerine iade edilmeyen KHK'lılar var ve hepsi terörist kabul ediliyor sistem tarafından. Ondan dolayı mahkemede aklanmış olsa dahi vazifelerine, eski görevlerine iade edilmiyorlar. Böyle bir sorun var. Bütün siyasi suçlar, bütün düşünce suçları bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu kapsamda terör suçunda kapsa değerlendirdiğiniz zaman mahkemesi de ona göre oluyor. Mahkemenin ardından konuldukları cezaevi, cezaevi güvenlik sistemi ve bütün uygulamalarda ona göre oluyor. Ondan dolayı adi suçlular cezaevlerinde diğerlerine göre siyasi suçlulara göre çok daha iyi koşullarda kalıyorlar. Taciz, tecavüz suçluları, insan katilleri dahil. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i eleştirdi. Evet ben de eleştiriyorum. Böyle bir şey. Yani içerideki siyasi suçluları bırakarak onlara dokunmadan ortaya konacak bir af yasası son işte çok tartışılan rahşan affından farksız bir düzenleme olacaktır. Hafta sonu Cumhuriyet'in birinci sayfasına yansımış bir haberdi. Önemsiyorum. Eski Başbakan Yardımcısı ülkeyi yönetecek 2000 ismin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kadrolara hazırlayın dedi. Bu da çok önemli. Altılı Masa'nın kadrolarıyla ortaya çıkması gerekiyor. Yani kim Cumhurbaşkanı olacaksa yardımcıları belli olmalı. Bakanlar kurulu belli olmalı. Ekipler belli olmalı. Ekonomiye en öncelikli konu neyle müdahale edecekler? Dış politika ekibi kimdir nedir? Eğitim, sağlık politikaları, onun altındaki ekipler, pek çok şey. Göçmen meselesi, bir göçmen bakanlığı kurulması lazım. Ve ne yapacak? Ekibiyle beraber bunu ortaya koyması lazım. Kadro gerekiyor. Kemik 500 kadroya ihtiyaç var. Ee, Karayalçın bunu devlette de görev almış uzun yıllar. Bir isim, tecrübeli bir isim olduğu için 2000'e çıkarmış. Doğrudur. En az 1000-2000 ismi belirleyeceksiniz ve bunlar kilit noktalarda. TÜİK'te, Merkez Bankası'nda, işte ne bileyim Diyanet'te, şu, hemen aklınıza gelen her noktada e, mühim mevkileri, mü mühim mevkilere yerleşecekler ve işte o inşa döneminin aktörleri olacaklar. Bu 2000 kişiyi belirlemeniz gerekiyor diyor. Onun için Karayalçı'nın bu sözünü önemsiyorum. Koalisyon şartları hazırlanmalı demiş. Şimdiden yeni atamalar için MIT, Emniyet, Valiler, Diyanet başkanının da aralarında bulunduğu 2000 isim listesi hazır olmalı demiş. Bu e, kurumları çokça çeşitlendirebilirsiniz. Evet. Elin oğlu boş durmuyor. İşte Cumhurbaşkanı gazetelere Cumhurbaşkanlığı adıyla verdiği tam sayfa ilanlarla işte toplu konutu şunu bunu böyle pazarlıyor yani. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek. Bu pazar seçim olsa metropol Eylül ayı nabzını tutmuş. Daha ekime girer girmez ve orada bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş. Üç sütunda değerlendirmiş. Birinci sütunda kararsız oylar dağıtılmadan, ikinci sütunda kararsızlar dağıtıldıktan sonra kırmızı bölüm. Üçüncü sütunda da yeşil bölüm. 24 Haziran 2018'de alınan oylar. Yakından bakalım. Yakından baktığımızda sarıyla işaretlediğim partiler CHP ve İYİ Parti. Yani altılı masanın ilk iki partisi. Şimdi bu iki partiye baktığınızda 2018'de CHP 22.65 almış, kararsızlar dağıtılmadan şimdiki oy oranı 21.4 görülüyor. Hiçbir değişiklik olmadığı halde bu anketin sonucuna göre bir puan da eksilmiş görülüyor. İyi Parti'ye bakıyorsunuz. 2018 milletvekili seçim sonucunda 9.96 görünüyor. Her ne kadar tabi Cumhuriyet Halk Partisi ittifak vesaire ondan kaynaklanan şeyler de var. Onu yatsımayalım. 9.96 görülürken şimdi 10.5 görülüyor. Yani orada da pek bir fark görülmüyor. Yani muhalefet partileri oylarını korumuş görünüyorlar. Ama yukarıda iktidarda muazzam bir erozyon var. Yani 42.56'ymış AKP 2018 seçim sonucu 29'a gevşemiş. Kararsızlar dağıtılmadan söylüyorum. Peki bu, bu oylar nereye gitmiş? Diğer küçük partilere gitmiş. İşte yeni kurulan Zafer Partisi, yeniden Refah Partisi gibi partilere gitmiş filan. Yani... CHP, CHP artı İyi Parti 2018 oy oranlarını aşağı yukarı koruyorlar artıramamışlar iktidarın erimesine rağmen ve %13.8'lik bir kararsız kitle var grafiğin en altında görüyorsunuz o kararsız kitleyi dağıtmış orantısal olarak kırmızı bölümde de ortadaki bölümde de işte o kararsız kitle dağıtıldıktan sonraki oylar görülüyor ama ben 13.8'in orantısal dağıtımına hiçbir zaman bel bağlamadım 13.8 kimdir, nedir, nedir ve gerçekten bu kararsızlar iktidar eğilimli kararsızlar mı, muhalefet eğilimli kararsızlar mı? Bu konu ayrı bir e, tartışma konusu. Çok benim alanımda değil ama sadece dikkatinize getirdim, geçiyorum. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun bu açıklaması çok gündemde, gündemdeydi hafta sonu. İşte Mersin polis evi saldırısı ile ilgili olarak bu eylemi gerçekleştirenler Kuzey Irak'tan, şey Kuzey Suriye'den hareket ettiler, Münbiç'ten. Motorlu paraşütle Tarsus'a geldiler, oradan da işte buraya geldiler falan. Şimdi öyle bir anlatıyor ki kimse de sormuyor. Bunlar yani diyelim ki böyle geldiler. Şimdi o da akla zarar bir konu. Fakat yani sizin eliniz armut mu topluyor? Hani ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Hani, hani nefes aldırmıyordunuz. Hani sayıları 124'e kadar düşmüştü demiyor. Bu propagandayla yürüyorlar. Dinleyen vatandaşlar da a demek ki e, ne bileyim işte motorlu paraşütle veya paraşütle veya şunla bunla neyse birileri gelip e, Türkiye'de istediği yerde eylem yapabiliyor demek ki ve sen de bunu seyrediyorsun. Bunu da propaganda olarak bağıra bağıra kürsüden konuşuyor, seyredenler de onu alkışlıyor. Evet. Dönelim e, Kürt siyasal hareketi ile Kürt silahlı hareketi arasındaki polemiğe. Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı'yla Diyarbakır'da belediye başkanlığı gasp edilen isim, doktor, tıp doktoru kendisi, Selahattin Demirtaş da hukukçu biliyorsunuz. Aynı koğuşta kalıyorlar. Bu onların koğuş fotoğrafı. Son dönemde çektirdikleri fotoğraf. Hoş Selahattin Demirtaş'ın saçı varken. Şimdi ikisi de saçlarını kazıtmışlar İran'daki eylemlere destek olmak amacıyla. Şimdi Kürtlerin sınavı başlı, başladı başlıktı. Grafikte şunu anlatmaya çalıştım. Kürtlerin sınavı başladı. Özellikle önümüzdeki 3-4-5 ay seçime kadarki 6-7 ay çok önemli. Mersin'deki polis evi saldırısının ardından 3 farklı açıklama yapıldı. İlk iki açıklama Demirtaş ve HDP'den gelen açıklamalar birbirine yakın açıklamalar. Üçüncü açıklamada HPG'den yani halk milis gücü diyebileceğimiz PKK'nın alt kolu diyebilirsiniz. PKK'da diyebilirsiniz. Nasıl baktığınız önemli değil. Sadece bir, bir taraf siyasal kanat öbür tarafta silahlı kanat. Böyle bakabilirsiniz. Şimdi Demirtaş'ta net bir kınama var. Demokratik siyasette ısrarcıyız diyor. Açıklamaları mealen özetledim. HDP demokratik siyaset alanında daraltmak isteyenlerin hesabını boşa çıkaracağız diyor. HPG ise Kürt halkı için kendini feda edenlerin feda eylemi diyor. Canlı bombaların Mersin polis evine saldırısına. Düşman diliyle kınanması yukarıdaki kınamaları kastediyor. Sindirilmiş diyor. Yani sindirilmişlikle kastettiği Demirtaş ve HDP, Kürt Siyasal Hareketi. Demirtaş da bu açıklamanın ardından 3 tweetle cevap verdi ve bu tweetin ikincisinde, bu tweetler dizisinin ikincisinde sinmiş kelimesine sindirilmiş demişti HBG sinmiş kelimesine sinmiş sindirilmiş kelimesine direkt cevap verdi mahallenin delisi popülisti tek adamı sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum dedi ve demokratik siyaset vurgusunun altını çizdi bir kere daha polemik devam ediyor Kürtlerin sınavı başladı derken kastettiğim biraz da bu evet. Mehmet Altan demiş ki bu siyasetçiler neden millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşurlar neden olacak Para Türkiye'de Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerinde bakın İran'da da böyle Irak Suriye'de de böyle şimdi Irak'ta bir sürü mezhepsel e, çatışma var iktidar mücadelesi var Lübnanda öyle e, baktığınızda e, tamamen e, rant tamamen e, iktidarın paylaşımı servetin paylaşımı gelirlerin paylaşımı üzerine Türkiye'de de böyle Türkiye'de siyaset zenginleşme aracı olduğu için zaten altılı masanın iki sayfalık, son bildirisinde bu siyasi zenginleşmeye en az 2-3 yerde vurgu var. Siyasetin zenginleşme aracı olmasına. Evet. AKP'nin 2023 hedefi, hedefiyle ilgili sosyal ağlarda son dönemde sıkça dolaşan bir grafik. Anlayan anlamayana anlatsın. İran. Fotoğrafın gücü. İran protestolarında rejim tarafından öldürülen Mino Majidi'nin kızı annesinin mezanın başında saçını kesmiş elinde tutuyor. Daire içerisinde kestiği saçı var. Fotoğrafın gücü böyle bir şey. Ee, bana göre son birkaç günün en etkili fotoğraflarından biriydi. Çokça eylem e, görüntüleri geliyor. Hala e, İngil İran'da e, 80'in üzerinde şehirde irili ufaklı eylemler var. En son e, polis müdürü po polis gücünün başındaki sahaya inmiş polisleri yüreklendiriyordu. Belli ki polisler de sıkışmışlar e, e, halkla rejim arasında kalan polisler, onların belki cesaretlendirilmesi gerekiyordu. E, rejim en e, çetin sınavlarından biri veriyor. İran halkı e, gerçekten son derece dinamik. Hemen her konuda geriye doğru eylemleri var, eylemselliği var. Bu yeni değil, ilk değil, son da olmayacak. Net görülüyor ama 43 yıllık e, İran devrim geçmişinde Mollaların, en ağır sınavı diyebiliriz. Yönetim İran rejimi sarsılıyor. Orada da muazzam bir siyaset rant unsuru olmuş. Devrim muhafızları, mollalar, işte hükümet neyse unsurları kendi aralarında devleti paylaşmışlar ve yiye yiye bitiremiyorlar. Hani İran doğal gaz ve petrol yatakları üstünde oturuyor ama bu zenginlik halka yansımıyor. Siz zannediyor musunuz ki Türkiye'de petrol çıkarılsa veya doğal gaz bulunsa Doğalgaz faturaları ucuzlayacak, petrol ucuzlayacak ve bu zenginlik halka yansıyacak. Orada da yansımayacak. Bulunsa tabii. Ee, İran'da da böyle. Yani her zaman e, enerji yataklarının üstünde olmak vatandaşa iyi gelmiyor. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar da var. O arada e, rejim unsurlarının hükümette olsun, e, mollalar arasında olsun çocuklarının e, yurt dışında, özellikle Amerika'da, e, batı üniversitelerinde eğitim gördüğü, Hatta işte şatafatlı, şaşalı düğün törenlerinin sosyal ağlara, Instagram hesaplarına falan yansıdığı da elden ele dolaşıyor. Hep olduğu gibi. Ukrayna ile yavaş yavaş toparlayalım. Biliyorsunuz sürpriz olmadı. Lugansk, Donetsk, Zaporozhye ve her sonu Rusya kendine kattı. Orada düzmece bir referandum yaparak. Fakat Zaporozhye ve Liman'da Ukrayna güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Ukrayna... Bütün dünya gibi bu özelliği ve Rusya'nın ilhakını kabul etmediği gibi bu topraklar bizimdir deyip bastırmaya devam ediyor. Orada da Putin ilhakla belki ata Üsküdar'ı geçti yapmaya çalıştı ama zor, zor bir kışa giriliyor. Bunu belirtmekte yarar var. Bu hattı, Kuzey yakın boru hattı özellikle Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan iki hat var orada. Biri aktifti, öbürü de yapımı tamamlanmış, açılmak üzereyken ikisi de kapandı savaş dolayısıyla. Orada sızmalar var. Bunun sabotaj olduğu yönünde iddialar var. Bir taraf Amerika, Batı derken öbür tarafta Rusya diyor. Ben Rus, Rusya'nın e, boru hatlarını sabote ettiği düşüncesinde değilim. Neden etsin ki? Vana kendisinde zaten vanayı açar veya kapar. Yani ayrıca hattı sabot etmesine gerek yok. O hattı sabote eden Avrupa'nın artık o hatlardan umudu kalmasın. O hatlara umut beslemesin. O hatlar bir pazarlık unsuru olarak masaya geldiğinde Avrupa'nın kafası karışmasın. Özellikle Almanya'nın kafası karışmasın diyen birileri olabilir. Başta Amerika olmak üzere. Dolayısıyla Kuzey Akın 1 ve 2'ye dönük sabotajlarda bir Rusya. E, faili aramıyorum. Baştan beri de hiç böyle bir böyle bir ihtimali düşünmedim. Vananın başında oturuyor zaten. Niye hattı sabote etsin? O hatta ihtiyacı var. Gazını satmak zorunda. Gazını satmasa ne yapacak? Yani o gazı yakıyor işte merkezlerde. O gazın akması lazım. ihraç edilmesi lazım. Evet. Florida eyaleti gerçekten e, tarihin gördüğü en büyük kasırgalardan biriyle alt üst olmuş durumda. Burada enteresan bir fotoğraf. Sular yükselmiş ama binanın işte ortasına kadar gelmiş ve binanın işte cam tarafı suları tutuyor. O suyun gücünü bilmem kaç ton baskısını hesap edin ve ne derece güçlü bir yapı ortaya konduğunu tasavvur edin hep söyleniyor ya bu kendi ülkenizde olsaydı nasıl olurdu acaba bu kadar yükselmiş sular altında şey bina veya cam çerçeve bırakır mıydı öyle inşa edilmiş ki tutuyor yani o açıdan son derece çarpıcı bir kare olduğu için ekrana getirmek istedim. Diyorum ve manşeti böylelikle noktalıyorum. Şubattan beri en iyi açıklamasını yaptı. Altılı masa. Tekrar siyasette umutları yeşertti. Bir birlik bütünlük sergilendi. Beklenen mesajlar vurgulu bir şekilde ortaya kondu. Biz sorunları, dertleri biliyoruz dedi liderler. Alt alta da o sorunları, belli başlı olanları sıraladılar. Her şeyin farkındayız dediler. Yeniden inşa dediler. Restorasyon değil, yeniden inşa. Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa dediler. Bu çıkışı önemsiyorum. Sonrasında elbette takip edeceğiz. Belki birkaç gün e, sesleri sesleri kesecektir bu ama sonrasında e, acaba birileri tekrar ortaya çıkıp e, masanın altından birbirini tekmeleyecek mi birlikte bakacağız, izleyeceğiz, sürecin takipçisi olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.